Selamünaleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de bir kitapla daha beraberiz. Bugün size tanıtmak istediğim kitap Diriliş Nesli'nin Amentüsü. Diriliş Nesli'nin Amentüsü isimli bir kitap. Yazarı Sezai Karakoç merhum. Allah rahmet eylesin. Bu 13. baskısıymış yayın evindeki. Diriliş Yayınları da yayıncısı. Diriliş Yayınları'ndan çıkmış. Diriliş Nesli'nin Amentüsü. Kapağı da şöyle bir göstereyim. Çok sade bir kapağı var. Biraz böyle 70'lerin 80'lerin tarzlarını çağrıştırıyor. O zamanlar böyle kitaplar çoktu. Kapağıyla da şöyle bir tanışmış oldunuz. Kitaptan alıntılarımı okuyayım. Çok ince bir kitap. 68 sayfa. Yormayacak, yormadan okunacak bir eser. İçinde çok güzel hikmetler de var. İşte geliyor onlardan bir tanesi işaret koyduklarımdan. Çok olduğu için işaret koydum. 8. sayfadan paylaşıyorum. Özgürlüğün tanımına dair güzel bir şey. Allah'a inanan insanın özgür olduğuna inanıyorum. Allah'a inanan insanın özgür olduğuna inanıyorum. İnsan boynuna zincir takan, insan boynuna zincir atan, takan eşyadan ve öteki insanlardan, İnsanların tanrılaştırdığı kişi ve eşyadan insanı ancak Allah kurtarır. Yani insanı ancak Allah özgür kılar. Allah'a inanan insanın özgür olduğuna inanıyorum. İnsan boynuna zincir atan takan eşyadan ve öteki insanlardan, insanların tanrılaştırdığı kişi ve eşyadan insanı ancak Allah kurtarır. Yani insanı ancak Allah özgür kılar. Yine zamanı başlatmayı unuttuk. Hop. Devam edelim arkadaşlar. 10. sayfadan yine bir cümleyi işaretlemişim. Estetik, yani güzellik üzerine. Estetik ona ilişkin oldukça estetiktir. Yani Allah'a ilişkin oldukça. Estetik ona ilişkin oldukça estetiktir. Şiir, ruh pencerelerini Allah'a açtıkça şiirdir. Şiir, ruh pencerelerini Allah'a açtıkça şiirdir. Yoksa bal mumundan peteklerdir, bal değil, diyor. Devam edelim. 12. sayfadan. Hakikatin Hazreti Musa'dan aleyhisselam başlayarak sadece Yahudi ırkının tekelinde olduğunu iddia eden Yahudilik, Hazreti İsa ile başladığı esasına dayanan Hristiyanlık veya ancak onu Marx'ın gördüğüne ve ancak onun yolunda gerçekleşeceğine inanma akımı olan komünizm, hep parça gerçeklerini bütüne yaygın sanmanın, burayı işaretlemişim ben, hep parça gerçeklerini bütüne yaygın sanmanın ve saymanın, tarihi kendilerinin kabul ettiği başlangıç noktasına kadar hakikat yönünden bomboş geçmiş kabul etmenin yanlışlığı, yanılgısı hatta gülünçlüğü içindedir. Bir daha baştan okuyayım arkadaşlar. Hakikatin Hazreti Musa'dan başlayarak sadece Yahudi ırkının tekelinde olduğunu iddia eden Yahudilik, Hazreti İsa ile başladığı esasına dayanan Hristiyanlık, veya ancak onu Marx'ın gördüğüne ve ancak onun yolunda gerçekleşeceğine inanma akımı olan komünizm, hep parça gerçeklerini bütüne yaygın sanmanın ve saymanın, tarihi kendilerinin kabul ettiği başlangıç noktasına kadar hakikat yönünden bomboş geçmiş kabul etmenin yanlışlığı, yanılgısı hatta gülünçlüğü içindedir. Geldik 13. sayfaya. Burası biraz uzun ama okuyacağım arkadaşlar. İşte bu anlamda sağcıyım. Batılı anlamda sağcılık solculuktur benim gözümde. Yani onların sağcılığı değil benim sağcılığım diyor. Sağcıyım ama onların sağcılığından değil. Ya da solculuktan farksızdır. Kapitalizm benim gözümde solun bir yüzü, komünizm öbür yüzüdür. İnsan olan derim tükürsün ikisinin de suratına. Solcular gerek başkalarını sömürmeleriyle, gerek insanların muhtaç oldukları gerçek barışı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yıkmakla toplumların çürümesine, insanların red ve isyanın pençesine düşmelerine sebep olurlar.
kin ve öç tohumu ekerler. Silahları propagandadır. Ne kadınlara, ne yaşlılara, ne yoksullara, ne öksüzlere acırlar. Gözlerine kan bürümüştür. Şimdi bunu Sezai Karakoç böyle diyor da ya solcular öyle mi falan itiraz edebilirsiniz arkadaşlar. Solculuk madem ki sekülerizmdir en temelde, dünyadır, dünyacılıktır. Dünya da insanlığa yetmeyeceği için sonucu evet tam da budur yani boğuşmaktır kaçınılmaz olarak. O yüzden sekülerizmin galip olduğu bu asırlarda insanoğlu daha önce dökmediği kadar çok kan dökmüştür. Yani dışı böyle mutantan, süslü, cilveli gözüküyor ama, işveli, cilveli falan gözüküyor ama, çok süslüyorlar ama, içine baktığınız zaman abi alemi sömürmüşler, kan gövdeyi götürmüş, bilmem ne bombası, bilmem nerede patlamış, bilmem ne kadar bomba Dresden'e atılmış falan filan. Görüyorsunuz hep kan, hep gözyaşı, hep boğuşma. Onu getirmiş sekülerizm, solculuk yani. Kendisini tanıtmasına değil, icraatına bakmak lazım solculuğu anlamak için. Yine şurada söylediği ne yaşlılara, ne yoksullara, ne öksüzlere acırlar. Ya diyeceksin sosyal devlet var şöyle mi falan. Sosyal devletle ilgili bir mesele değil bu. Solculuk madem ki dünyacılık, dünyacılık sadece gençlere hitap ediyor. Yani dünyanın lezzetini kim kazanabilir? Yoksullar mı? Yaşlılar mı? Öksüzler mi? Hayır. Dünyanın lezzeti o durumu iyi gençlere yönelik, sahatli, hayattan istediğini alabilecek durumda olan gençlere yöneliktir. Hayatı buraya konsantre ederek diğerlerine zaten kötülük ediyorlar. Ki Bediüzzaman Hazretleri'nin de Haşir bahsinde, Haşir Risalesi'nin ek olarak olan bölümde, mukaddime bölümünde, şimdi neredeydi o, orada hani çocuklardan başlıyor, ihtiyarlar, hastalar falan diye böyle anarak devam ediyor. Ahiret fikriyle ancak mutlu olabilirler diye devam eden bir bahis var şimdi. Alıntı yapamadım uzunca, benim hafızada öyle kuvvetli değil. Bakın burası oraya da hitap ediyor. Gerçekse Kur'an'da tanımlanmıştır. Kur'an'da sağcılar Allah topluluğu, solcular da şeytan topluluğu olarak, sağcıların topluluğu uğurlu topluluk, solcu topluluk da uğursuz topluluk olarak vasıflandırılmıştır. Diriliş uğurlu iyilikçi topluluğu geliştirme yoludur. Diriliş şeytanın topladığı ve uğursuzluk saçan her topluluğu dağıtma, Allah'ın ipine sımsıkı sarılan topluluğu kurma yolu, yöntemi, savaşı demektir. Ekonomiye dair bir sözü var burada, bir eleştirisi. Onu da okumak istiyorum. Ekonomi toplum varlığının temel sebebi değil, görüntülerinden biridir. Temel faktör inançtır. Ekonomi de bir etken olarak öbürlerine etki yapar. Etki kabul ettiği gibi. Ama temel olma niteliğini ancak insanlar materyalistleştikçe kazanır. Ekonomi de bir etken olarak öbürlerine etki yapar. Etki kabul ettiği gibi. Ama temel olma niteliğini ancak insanlar materyalistleştikçe kazanır. Bugün bizim tartışmalarımızda ekonomi nerede? Oradan ne kadar materyalistleştiğimizi takdir edelim arkadaşlar. 15. sayfaya gelelim. Kur'an ve İslam kıyamete kadar mahfuzdur. Burası da çok güzel bir yer. Kur'an ve İslam kıyamete kadar mahfuzdur. Allah buna söz vermiştir. Ancak bu mahfuzluğu yanlış anlamamam ve bu sözü kendi anlamından başka bir yoruma bağlamamam gerekir. Evet, Kur'an ve İslam mahfuzdur. Fakat hiçbir kişinin veya toplumun imanını koruyabilmesi taahhüt edilmiş değildir. Evet, Kur'an ve İslam mahfuzdur. Fakat hiçbir kişinin veya toplumun imanını koruyabilmesi taahhüt edilmiş değildir. Her kişi kendi inancını, her mümin toplum kendi Müslümanlığını korumak, devam ettirmek mükellefiyetindedir. Bunu yapmadığı takdirde umutsuzlukların, inkarın, isyanın uçurumlarına ve karanlığa yuvarlanabilir. Ben burayı şu açıdan önemsedim. Bugünlerde böyle libe Müslim diye ifade ettiğimiz liberalleşmiş Müslümanlar var. Onlarda şu şey çok fazla. Ya İslam'ın sizin yardımınıza ihtiyacı yok. Kur'an'ın sizin yardımınıza ihtiyacı yok. Allah'ın sizin yardımınıza ihtiyacı yok. Elbette daire-i itikatta bu böyle. Cenab-ı Hakk'ın hiçbirimizin yardımına ihtiyacı yok. Ama sahada bizden amel görmek istiyor, emek görmek istiyor, gayret görmek istiyor. O buna bağladığı için biz onu sarf ediyoruz. Bizim Müslümanlığımızı bizim gayretimize bağlamış. Yani namaz kılmayayım ama cennete gideyim diye bir şey var mı?
cennete gitmek istiyorsan senin namazına bağlamış ya da ameline bağlamış veya ihlasına bağlamış. Buralarda reddedemediğimize göre daha büyük dairede de reddedemeyiz. Cenab-ı Hak bazı şeyleri bizim gayretimize bağlamış. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik 18. sayfaya. Zaman ve tarih ancak İslam perspektifinden bana ulaşabilir. Çok güzel bir cümle. Zaman ve tarih ancak İslam perspektifinden bana ulaşabilir. Devam edelim. Hızlanıyorum. Biraz atlıyorum. Çünkü atlamam lazım. Zaman uzayacak. 68 sayfalık kitabı bir saatte okumayayım yani. 26. sayfaya geldim. Karaya düşen beyazı daha iyi belirtmektir. Yoksa bütün dünyayı kara renge boyama değil. Ama şuradan almam lazım. Şurada. Küfre, şüpheye, redde ve inkara verilen süre hala dolmamış mıydı? Küfre, şüpheye, redde ve inkara verilen süre hala dolmamış mıydı? Karaya düşen beyazı daha iyi belirtmektir. Yoksa bütün dünyayı kara renge boyama değil. Yedi renk kursu yavaş dönünce, dönmesinde bir aksama olup da yavaşlarsa renkler ayrışır, ortaya çıkar. Lacivert, kırmızı, yeşil, mavi, sarı. Ama kurs yine eski hızını kazanırsa bütün renkler güneşin rengini meydana getirirler. Çok güzel. Yani bu felek doğru işlediğinde, doğru işlettiğimizde kendimize düşen payını ifade edelim. İmanın rengi gözüküyor da işte biz doğru yerde olmadığımızda renkler farklılaşıyor, yavaşlıyor ya da bozuluyor. Çark, düzen. Devam edelim arkadaşlar. Sanırım buralarda yok bir şeyim. Yani ben okumuyorum da hikmet yok diye değil. Ben atlıyorum arkadaşlar. Çünkü yetiştiremem hepsini. Burası da güzel. Neresi burası? 52. sayfa. Selamet ve güven içinde ezanların minarelerden yükselmesi, namazların kılınması, Müslüman ordunun düşman ordulardan daha üstün bir silah donanımı içinde olmasına bağlıdır. Selamet ve güven içinde ezanların minarelerden yükselmesi, namazların kılınması, Müslüman ordunun düşman ordulardan daha üstün bir silah donanımı içinde olmasına bağlıdır. Diyor. 53. sayfadan, inançsız toplumların merhameti yoktur. Hem Müslüman toplum neden inançsız toplumların merhametine muhtaç olsun? Asıl inançsızlardır ki Müslümanın merhametine muhtaçtırlar. Diyor ve devam ediyor. Çok böyle duruş öğreten cümleler içinde mevcut yani. İnsana böyle kimlik öğreten, duruş öğreten ifadeler. Yalnız tabii kitaba genel olarak şöyle bir eleştirim var benim. Şöyle bir daha kapağını göstereyim arkadaşlar teberrüken. Bu ifade ediş şeklinin bizim nesle tam hitap etmediğini düşünüyorum. İdeolojilerin daha keskin olduğu, insanların duruşlarını daha çok sahiplendiği geçtiğimiz dönemde evet insanlar imanın içeriğini değil ama o hayattan daha keskin taleplerini dile getiriyorlardı. Ve bu metinler beğeniliyordu, sonuca yönelik metinler. Ama bizim neslimiz onların inkisarı hayallerini gördü. Bekledikleri gerçekleşmedi, istedikleri düzeyde, hızda olmadı. Biz bunu gördük. Bizim için mesela burada söylenen bazı şeylerin içi nasıl dolacak? Bizi oraya ne sevk edecek? Nasıl motive olacağız? Biraz daha böyle detay çalışılması gerekiyor gibi geliyor bana. Hani buradaki tespitler doğru. Şöyle olmalı, böyle olmalı. Sezai Karakoç merhum hoca böyle ütopyasını, Medine-i Fazılasını tarif ediyor burada. İşçiler şöyle olmalı, öğretmenler böyle olmalı, mebuslar şöyle olmalı veya işte sanayiciler böyle olmalı falan içinde bayağı bir şey var öyle. Ama bunlar nasıl öyle olacak? Onun içeriğinin doldurulması, insanı oraya ne götürecek? Bunun çalışılması lazım ve bu detaya bizim artık bu zamanda ihtiyacımız var gibi geliyor. Çünkü o ideolojik belirginlik de kalmadı. İnsanlar o kadar sık tutunmuyorlar. Particilik, şuruş, buculuk tamam var ama ideoloji sahibi olmak ayrı bir şeydi. O bu zamanda iman sahibi olmak ayrı bir şeydi. O bu zamanda biraz daha böyle flulaştı. Bizim o noktada takviye edici metinlere ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bu kitabı mutlaka okuyun. Tavsiye ederim. Güzel bir metin. Az bir metin zaten. Ama
bu boşlukları da çalışmamız gerektiğini hatırınızda tutun isterim arkadaşlar. Pekala, fosforlu kalemde bir kitabın sonuna daha geldik. Başka bir kitapta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.